Vermeye devam edin. Bakın dün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti gece yarısı aciz olan sensin, dinle. Dün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti dün dolar cinsinden borçlanmaya çıktı. Bugün 1,5 milyar dolardı. 3 misli teklif aldı. Ne güzel değil mi? Yüzde kaçtan borçlandı biliyor musun değerli arkadaşlar? Dolar %10. Eğer Türkiye gri listede olmasaydı bu borçlanma %4'tü, %3'tü. Tamam mı? Bunları da görün. Ezbere gitmeyin, ezbere. Biraz bakın, okuyun. Değerli arkadaşlar, şimdi Sayın Bakan'ı dinledik. Bu sene Sayın Bakan'ın konuşmasını biraz düşük profil buldum. Kusura bakma Sayın Bakanım. Çok güzel şeyler anlatmışsın. Ama Türkiye'nin en önemli ilişkilerinden hiç söz etmemişsin. Niye, onu anlamadım. Bir defa Türkiye, evet yani bir itibar var, şu var, bu var, doğru. Fakat son zamanlarda çevresiyle ilgili de iyi ilişkiler, tekrar sıfır barışa doğru, sıfır soruna doğru bir yönelim var. Fakat kimse güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dış politikada en çok U dönüşü yapan insandır. Böyle şeyleri yapıyor ama ne zaman kara yemişe atlayacak belli değil. Kara yemişe atlama nedir biliyor musun Sayın Bakanım? Of Çaykara çevresinde kullanılır. Karadeniz dalları ince, yaprakları serttir. Birisi çıkarsa haşır huşur ses çıkarır. Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı haşır huşur ses çıkaracağı belli değil. Güvenmiyor. Bu konuda bir problem var ve bu problem aşılmış değil. Sayın Başkanım, bak onlarca sarabilirim. Bakın Suudi Arabistan'a dün neler söylediler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne ağır laflar edildi. Bugün neredeyiz? Suriye'ye, Mısır'a, İsrail, Avrupa ülkeleri, ABD, Hollanda. Ey Hollanda, ne oldu şimdi? Bütün bunlar belli bir şey içinde oldu. Bak sözümü kesiyorlar, bir şey isteyeceğim. Bütün bunlar ani değişiklikler oldu. O nedenle çok güvenmiyorlar. Bir istikrar olursa çok iyi olur. Sayın Bakanım, ya Türkiye'nin dünyanın en önemli 3 tane ülkesi var. Önemli ülkelerinden 3'ü var. Hiç söz etmediniz. ABD ilişkilerimiz nedir? Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri. Hiç yok mu Sayın Bakanım ya? Ya bıraktım hiç olması, ya Yunanistan'ın Batı Trakya'daki ABD'nin yaptığı yığınaktan söz etseydiniz. Hiç olmazsa Rum kesimini silahlandırmasından söz etseydiniz. Bir şey deseydiniz Sayın Bakanım, ABD ilişkileri. Çin! Yo Çin dünyayı ayağa kaldıran ülke. Çin'le ilgili bir çek laf yok mu? Çin'le ilgili bir laf söyleseydin Uygurlardan da söz edecektin. Bakın bütün Türk ırklar soylarından söz ettiniz. Uygurlar yok. Niye yok? Çünkü sizin uluslararası ilişkileriniz de içeride olduğu gibi çıkarlara endekslidir. Sizin uluslararası ilişkilerinizin de ilkesi yoktur, ahlakı yoktur. O sebepten dolayı Çin'den bir kelime söz etmediniz. Peki sonra konuşursunuz. Peki Sayın Bakanım, sevgili Bakanım, ya İran'dan bir kelime niye söz etmediniz? İran'da şu anda Molla rejimi 350 insanı öldürdü. Bunlardan 38'i 18 yaşın altında, 40 tanesi kadın. Bir tane baktım taradım. Cumhurbaşkanının, bakanlarınızın, arkadaşlarınızın, Bülent Arınç'ın dışında bir kişinin İran'la ilgili bir tek açıklaması yoktur. Niye yoktur? Niye? Doğalgaz. Sizin uluslararası ilişkilerin ilkesi yoktur, ahlakı yoktur. O sebepten dolayı böylesiniz, kusura bakmayın. Suriye'de yüz binler öldü, yüz binler. Suriye'de şu anda 4,5 milyon, Türkiye'deki açlığın, sefaletin sebeplerinden bir tanesi Suriye'dir. Bölgenin istikrarsızlığının en önemli göstergesi Suriye'dir. Suriye ile ilgili neler söylenmedi? Kimseyi dinlemediniz. Suriye ile ilgili bir ilişki kurulsun diyen herkesi hain ilan ettiniz. Esedçi ilan ettiniz. Diktatörün adamı olarak ilan ettiniz. Peki şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi Suriye'de? Niye dolanıyorsunuz oralarda? İlişki istihbarat kullanıyor da yakında işte biz gireceğiz ilişkileri falan. Niye? Bu çelişkili, bunların bedelini hep bu millet ödedi. İnsanlar ödedi. Bakın Suriye'de yüz binler, kesin bilmiyor, çocuklar öldü, kadınlar öldü.
30 bin civarında KKK'nın ırzına geçildiği söyleniyor. Kimin günahı var bunlarda Sayın Bakan? Yok, sizin uluslararası ilişkilerinizde ilke yok, ahlak yok. O sebepten dolayı bütün bunlar oluyor. Nerede? Peki İsrail'le ilişkiler? Kaç tane şeye girdik 20 senede? İsrail'le ilgili neler yaptı, neler söylenmedi? Ne bağırdılar? Ne oldu da Davos'ta one minute'ler şunlar bunlar? Ne oldu? Mavi Marmara'ya gönderdiniz, arkasında bana mı sordun gönderdiniz? Sonra 10 kişinin kanını 30 milyon dolara sattınız. Siz yaptınız bütün bunları. Ne olmuştu dün? Bugün ne oldu da İsrail'le barışmaya çalışıyoruz? Yok muydu Doğu Akdeniz'de o zaman gaz rezervleri yok muydu? Niye onlarla yeni bir çıktı belli oldu. Niye onlarla kavga ediliyordu? Ne oldu? Bakın en önemli probleminiz Sayın Bakanım sizin uluslararası ilişkileri iç politikanın malzemesi yapmanızdır. Ya kadın bakanınızı bile gönderdiniz, biz bir seçimde Avrupa'da olay çıkarttınız burada Avrupa'ya ey Avrupa diyelim diye. Doğru değildir bunlar Sayın Bakanımız. Bunlar evet doğrudur. Ukrayna'daki şeyi eleştirmiyoruz tabii. Doğru şeylere doğru diyoruz. Bakın ne dedim ben? Şu anda bir takım barış yönelimleri doğrudur. Bunları niye eleştirelim? Doğru şeylere doğru deriz. Bakın niye İsrail'le bunları yapıyorsunuz da demiyorum. Demeniz lazım. İlkelere bağlı olması lazım. Filistin'i unutmamanız gerekiyor. İşgali unutmamanız gerekiyor. Ama ilişkilerin devam etmesi gerekiyor. Buna bir şey demiyorum. Mısır, değerli arkadaşlar, Mısır'daki olup bitenlerde bu heyetin, bu hükümetin, Sayın Bakan'ın kişiliğini kastetmiyorum. Büyük bir sorumluluğu var. Gittiler Müslüman kardeşlerin peşine. Doğru yanlış, kışkırttılar. Ya bu Müslüman kardeşler dediğimiz örgüt 100 sene yakın zamandan beri silahsız mücadele ediyordu. İyi de gitmişti. Terörize edildi bunlar. Bunlar gittiler orada. Uzmanlar gönderdiler, SETA'larını, META'larını gönderdiler. Kışkırttılar. Orada insanlar öldü. Çocukları öldü. Gençler oldu. Sisi askeri darbe yaptı ve görülmemiş bir baskı uyguluyor burada. Bütün bunlarda sizin imzanız var. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gaz ortaya çıktı. Sisi'yle şey yapıyorsunuz. Ama Sisi reddediyor şimdi. Dondurdum diyor. Niye dondurdun? Çünkü diyor Müslüman kardeşleri bütünüyle kovmadı. Halbuki kovuyorsunuz Müslüman kardeşleri İstanbul'da ama hepsini çıkarmadı diyor. Merkezini kapatmadı diyor. İsrail'de Hamas'ın merkezini kapatmadı diyor. Başka ne diyor? Libya'daki diyor hidrokarbon anlaşmasını gözden geçirsin diyor. Siz onlara da evet diyeceksiniz. Diyeceksiniz çünkü başka yolunuz yok. Sizin uluslararası ilişkilerinizin ilkesi yoktur, ahlakı yoktur. Evet, uluslararası ilişkiler çıkarlar üzerine oturur. Doğrudur, karşılıklı çıkarlar son derece önemlidir. Ama bir genel yönelimi olması gerekiyor insanlar. Mesela nedir genel yönelimi yani? Ben yönetici olsam benim inandığım inançlarım savaşta çocukların, kadınların öldürülmesini yasaklar, men eder, haramdır. Uluslararası ilişkilerde buna son derece dikkat ederim. Demokrasi ilke çok önemlidir. Buna son derece dikkat ederim. Hani İran'la ilgili niye bir cümle söylemiyorsunuz? Bakın gençler orada bambaşka bir şey yapıyor. Niye bir sesiniz çıkmıyor? İnsanlar ölüyor. Niye sesiniz çıkmıyor? Niye Mısır'ın zamanında bağırıp çağırıyordunuz? Niye? Çünkü sizin uluslararası ilişkilerinizin ilkesi yoktur, ahlakı yoktur değerli arkadaşlarım. Bakın Avrupa Birliği ile ilgili bir şey söyle. Avrupa Birliği yeni hangi yeni? Avrupa Birliği ile şey oldunuz, mahkemelik oldunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala Davası'nda aldığı kararla Türkiye'ye konsey yaptırımlar uygulayacak. Aha bugün yarın geliyor yaptırımlar. Nerede? Neyi şey yapıyorsunuz ya? Ya Kavala Davası şeyinde niye İsrail ediyorsunuz? 3 defa beraat edilir. Anayasa Mahkemesi bunları verir. Niye? Çünkü bir tane insanın inadı, bir tane insanın kiniyle hareket ediyorsunuz. İşte bu tek adam yönetiminin Türkiye'yi sürüklediği şey budur. Her şeyi o biliyor. Baş diplomat odur. Baş ekonomist odur. Baş tarımcı odur. Baş sanayici odur. Her şey odur. Nedir kardeşim? Nereden geldi bu insan? Böyle bir yönetim olur mu 2022'de? Değerli arkadaşlar, bu Kavala Davası'ndan çok başınız girecek. Son olarak bitiriyorum. Bu OECD'nin mali eylem gücü biliyorsunuz yani FATF ne diyor? Türkiye'yi nereye koydu? Gri listeye. Nasıl koyuyor gri listeye? Kim var gri listede?
Ya Uganda'dan Panama'ya, Senegal'dan Güney Sudan'a dünya kadar ülke var. Kara listede İran ve Kore var. Buraya niye koydu biliyor musunuz Türkiye'de? Bitiriyorum. Çok müdahale oldu. Bitiriyorum. Niye koydu bunlara? İşte bugün tartıştığımız sebeplerden dolayı koydu. 9 defa varlık barışı çıkardınız ve onu bir 9 defa daha yenilediniz. 18 defa varlık barışı ile yurt dışından kara paranın gelmesine izin verdiniz. O nedenle gri listedesiniz. Siz Dışişleri Bakanı olarak bize burada bir açıklama yapmak zorundasınız. Yoksa görevinizi yapmamış oluyorsunuz Sayın Bakan, saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Süreyi başlamamız. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben Hatay milletvekiliyim ve 11 yıldır biliyorsunuz Hatay'da Suriye kriziyle uğraşıyoruz. Ve 2011 yılında başlayan bu iç savaşla birlikte Suriye'ye komşu olan ülkeler bu ülkeyle olan sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle kapattılar. Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan ticaret yollarının kapısı durumundaki Yaradağ sınır kapısı da yine güvenlik gerekçesiyle 2013 Mayıs ayında geçici olarak kapatıldı. Lübnan, Suriye İç Savaşı'nın başlamasından sonra 2012 yılında kapattığı Elka sınır kapısını 5 yıl sonra yani 2017'de açtı. Irak, Suriye İç Savaşı ve terör tehdidi nedeniyle 2012'de kapattığı Bukeman sınır kapısını 7 yıl sonra 2019'da açtı. Ürdün ise 2015 yılında kapattığı Cabir sınır kapısını 2018'de kısmen bir yıl kadar önce de tamamen açtı. Bazı teknik altyapı sorunlarının giderilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından açılacağı söylenen Yaradağ sınır kapısı ise 9 yıldır kapalı Sayın Bakanım. Peki 14 Orta Doğu ülkesine açılan, dolayısıyla Türkiye'nin ve Hatay'ın ihracatı, nakliyesi ve bağlı sektörleri için hayati önemde olan Yaradağ sınır kapısı inat ve ısrarla neden kapalı tutuluyor? Hem Hatay ekonomisine hem de ülke ekonomisine zarar vermeye ısrarla neden devam ediliyor? Ayrıca Suudi Arabistan'la başlattığınız normalleşme süreci de ihracat rakamlarını beklenen ölçüde yansımıyor. Bu normalleşme sürecini başlatmamızın en büyük nedeninin uygulanan örtülü ambargo nedeniyle kaybettiğimiz 3 milyar dolarlık ihracatın geliri olduğu herkesin malumu. Ama asıl amaç bu olmasına rağmen Suudi Arabistan ile ihracat beklendiği gibi artmadı. Rakamlara bakalım. 1 Ocak 2022 ile 31 Ekim 2022 arasındaki 10 aylık sürede Suudi Arabistan ile olan ihracatımız toplam 561 milyon lira. 2021'in ilk 10 ayında ise bu rakam 162 milyon dolardı. %246'lık bir artış görünüyor. Sevinelim mi? Elbette 561 milyon dolarlık bir ihracat sevinecek bir rakam değil. Çünkü Yeladağ ve Cilvegöz sınır kapısı kapanmadan önce 2013 yılına geri dönelim. 2013 yılının ilk 10 ayında Suudi Arabistan ihracatımız ne kadardı biliyor musunuz Sayın Bakanım? 2.7 milyar dolardı. 2.7 milyar dolar nerede? Bu seneki 5 milyon dolar nerede? Siz bu sınır kapılarını kapalı tutunuz sürece 2.7 milyar dolarlık ihracat rakamlarını göremeyiz. Çünkü Suudi Arabistan'a ve Orta Doğu'ya en pratik, en kısa sürede en az maliyetli ihracat Karayolu ile yapılır. Hatay'dan yapılır, Yayladağ sınır kapısından yapılır. Bakın Yayladağ sınır kapısı açık olsa Hatay'dan 2 günde Riyad'a varacak olan yük şimdi gemiyle ancak 20 günde gidebiliyor. Ayrıca karayoluyla tırla nakletmenin bedeli 1 ise gemiyle yollamanın bedeli 4. Yani 4 katı. Bunlardan dolayı çabuk bozulacak mallar Suudi Arabistan'a ihraç edilemiyor. Nakliye bedeli ürünün bedelini aşan ürünler ihraç edilemiyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'la başlattığınız normalleşme süreci de ihracat rakamlarına yansımıyor.
Hal böyle olunca Hatay'ın 14 Orta Doğu ülkesine açılan sınır kapılarını açmak için neden ortaya bir irade koymuyorsunuz? Neden gerekli adımları atmıyorsunuz? Suriye ile yapılan görüşmelerde bu konuyu konuşuyor musunuz? Hangi bağlamda konuşuyorsunuz? Detayları nedir? Bilebiliyorsunuz. Bir de biliyorsunuz Hatay'da nakliye sektöründe Türkiye'de 3. sırada. Bu 3. sırada olmamıza rağmen en büyük sıkıntıların birisi şoförle alınan vizeler. Ne yazık ki Avrupa Birliği ülkeleri Schengen vizesini ya vermiyor ya verse bile çok kısa sürede veriyor. Bu konuda acilen çözülmesi lazım. Çünkü burada da Hatay'ın yansıdığı sadece değil, tüm Türkiye'nin ihracatı Avrupa'ya engellenmiş oluyor. Teşekkür ediyorum. Paşan Hatip'in yani İzmir'in kurtuluşunun kutlanması ile ilgili söylediği şeyi anlamadım ama niye rahatsız oldunuz böyle coşkulu kalabalık bir kutlamadan, kurtuluşun heyecanla kutlanmasından onu anlayamadık doğrusu. Efendim? Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz yani. Neyi anlamıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, fikirlerinizi paylaşın. Neyse, ben konuşmamı bitiremeyiz bu platformda. Milletimiz gereğini takdir edecektir. Önce şunu söyleyeyim. Sayın Bakan, AB ile ilgili ilişkileri olumlu gündeme taşıdık diyorsunuz. Ve AB üyeliği hedefimiz devam ediyor diyorsunuz. Ama sonuç itibariyle yani bunlar tabii cümle üstünde kalıyor maalesef. Dönüp baktığımızda hala aynı noktalarda dönüp duruyoruz. Yani insan hakları, demokrasi, yolsuzlukla mücadele, siyasi etik yasası gibi konular hala önümüzde duruyor ve bir adım atılmıyor. Şimdi biz bu AB raporlarını atıp yaptığımızda siz sinirleniyorsunuz. Ama bunun için yani bunları söylemek için herhangi bir rapora bakmaya gerek yok. Biz zaten bunları yaşıyoruz. Her gün her gün bunların örneklerini yaşıyoruz. Örneğin işte ahim deki dosyalardan bahsediyorduk önceden ama şimdi onun önü kesilsin diye Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru mekanizması getirildi. Daha geçenlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı isyan etti. Yani 95 bin tane dosya var. 47 ülkenin başvurduğu ahimde dosya sayısı Türkiye'deki bireysel başvurulardan daha az. İnsan hakları ihlali konusunda maalesef ileriye değil geriye gidiyoruz. Dolayısıyla da örneğin yine aynı şekilde yani kuvvetler ayrılığının olmadığı, yargıç güvencesinin olmadığı, yargı bağımsızlığının, adil yargılanmanın olmadığını her gün özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği siyasi davalarda işte Ekrem İmamoğlu'nun davası gibi davalarda görüyoruz. İfade özgürlüğü deseniz yok yani bu konuda AB uyum konusunda hakikaten çok çok geriyiz. TCK 299'dan açılmış yüz binlerce dosya var. Gençler özellikle insanlar tweet atmaya korkuyorlar. Yolsuzlukla mücadele konusunda sıfırız. Yani kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanla ilgili hiçbir şey yapılmadı örneğin. Veya işte en son bir milletvekiliyle ilgili bu SPK ile ilgili gündeme gelen hususlarla ilgili hiçbir adım soruşturma vesaire yapılmıyor. Bırakın soruşturma açılmasını, şikayet dilekçesi bile verilemiyor. Dolayısıyla aynı noktada duruyoruz. Ben dış politikadaki tabii olumlu süreçten bahsettiniz, başarılarınızdan bahsettiniz. Ben de bu başarılar için, başarılardan her zaman gurur duyarız. Başta yurtta sulh, cihanda sulh politikasını önümüze koyan Büyük Atatürk ve elbette ki İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu dış politikasıyla örnek olan İsmet İnönü'yü minnetle anıyorum. Onlara da bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten yani iki ay yaştan bu noktaya gelmiş olmanız güzel, takdir ediyorum bunu da. Ama keşke bunu 10 yıl önce uygulasaydınız da bu noktaya gelmeseydik, bu kadar bedel ödemeseydik, milyonlarca düzensiz göçmene, sığınmacıya ev sahipliği yapmak, onlara bakmak zorunda kalmasaydık, bu kaynakları kendi ülkemizin çıkarları için, vatandaşlarımız için harcayabilseydik. Yine dış politikanın tabii ekonomi üzerinde etkisi var. Bundan da bahsettiğiniz yatırımların arttığını söylüyorsunuz. Fakat hepimiz biliyoruz ki güven olmadıkça yatırım olmaz, olmayacaktır da.
güven konusunda da maalesef sicilimiz bozuk. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni yapıyoruz, gurur duyuyoruz. Sonra onu bir imzayla geri çekiyoruz. İşte Rahip Brunson olayı, Prens Selman olayı, onun gibi birçok geri adım ve işte dış politikadaki yanlışlıklar ve U dönüşleri maalesef bu konuda güvensizlik yaratıyor bize karşı. Örneğin 2006'da küresel doğrudan yatırımların %1.4'ünü Türkiye çekerken şu anda bu oran 10.007'ye düşmüş. Bu da ülkemiz adına üzücü. Hepimizin çıkarı sonuçta aynı noktada birleşiyor. Evet. Sığınmacılarla ilgili Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacağız diyorsunuz ama Cumhurbaşkanı aynı şeyi söylemiyor. Yani bununla ilgili somut neler yapıyorsunuz ben merak ediyorum. Yani altyapılarla ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili, bu külfetin diğer ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle veya oradaki ülkelerle paylaşılması konusunda aktif bir rol üstleniyor muyuz? Ne yapılacak gerçekten geri dönmeleri için? Çünkü yıkık dökük yerlere Suriyelilerin dönmeyeceği, orada bir sürdürülebilirliğin olmayacağı görünüyor. Bir nokta vardı, süren bitmeden ona değinmek istiyorum. Tamam. Bu şirketlerimizle ilgili yurt dışındaki şirketler, belli markalar, örneğin işte Bursa'daki tekstil fabrikalarından bahsedeyim. Hani gelip böyle bir üst kuruluşmuş gibi bir takım, tabii doğal olarak iklim krizinden kaynaklı bu karbonla ilgili denetimler yapıyorlar. Bunun da bir şekilde önüne bizim bunu kendi kendimize yapmamız gerekiyor ki hakikaten bu da insanın onurunu zedeleyen bir şey. Bunu da dış politikada ele alınmasını talep ediyorum. Teşekkürler. Bürokratlar, hepinize selamlıyorum. Dış politikada verilen emeklerden dolayı tabii ki birçok hata var ama yine de iyi niyetinizden dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, özellikle ne zaman bir ulaştırma sektörünün bir sorunu olsa sizi arasam ilk önce bana döndüğünüzden dolayı şahsınızda ve de bütün meclis önünde, ekranların önünde size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ulaşım sektörü bir ülkenin özellikle ihracat rakamlarına pozitif yönde etkileyen en büyük organımızdır. En büyük ulaşım aracımız olan özellikle karayoluna verdiğiniz destekten dolayı da teşekkür ederim Sayın Bakanım. Şimdi bununla alakalı özellikle Vladikavkaz sınır kapısındaki sorunu biliyorsunuz. Artık şoförlerimiz oradan illallah dedi, birkaç tane maalesef sınırdaki kuyrukların birkaç çetenin aldıkları rüşvet yüzünden, yani koskoca bir Türkiye nakliyecilerine, UNED'nin kayıtlı olan nakliyeci firmalarına illallah çektirdiğinden bu sınır kapısını kullanmaz hale geldiler. Burayla alakalı sizden ve de Sayın Lavrov'dan özellikle destek bekliyorum. Bunun yanında biliyorsunuz hala Kazakistan'la Dozvola sorunumuz devam etmektedir. Özellikle 2023 yılına Dozvola'nın ne kadar olacağı ile ilgili şimdiden bir sene sonuna iki ay kala, yani sene başına iki ay kala bu konuyu da özellikle gündeminize alıp yeterli minimum 10.000'den başlayan bir minimum 10.000'den başlayan bir Dozvola olması gerektiğini altını çiziyorum. Aynı şekilde Sayın Bakanım, özellikle 5 veya 10 yıl uluslararası tecrübeye sahip olan uluslararası şoförlerimize yeşil pasaportla alakalı bir gerekeni yapmamız gerekiyor. Bunu ben soru önergesiyle sordum daha önce. Bu yani bu gerçekten tecrübeli, uluslararası tecrübesi olan yüzlerce defa ülke dışına Avrupa'ya gitmiş olan bu şoförlerimize yeşil pasaport hakkı getirmemiz gerektiğini tüm şoför camiası adına özellikle belirtmek istiyorum. Tabii ki aynı şekilde tüm vatandaşlarımızın vize sorunu, özellikle okullar açılmadan önce ikili anlaşmalar sonucu Macaristan, İtalya, buna benzer Almanya birçok ülkeye vize alamadığından dolayı benim kendi ilim olan Uşak'taki birçok vatandaşımıza bu konuyla alakalı zorluklarını dile getirdiler. Ben de çözmeye çalıştım. Birçoğunu da çözdük ama sizlerin bu konuyu özellikle tekrar gündeme getirmesini rica ediyorum. Tabii ki gümrük birliğinin güncellenmesi, bu aynı şekilde tüm vatandaşlarımızın beklediği vize serbestliği. Tabii bunları yapmak için de fasılları açmamız gerekiyor. Biraz önce Sibel Vekilim'in de altını çizdiği gibi özellikle bunu kesinlikle gündeme almamız gerektiğini altını çiziyorum. Ve de sınır kapılarından açmışken yayla da sınır kapımızın da açılıp muhakkak ihracat rakamlarımıza bir pozitif bir etki yaratacağını da özellikle sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü nakliyecilerin büyük bir giderini düşürecektir yayla da sınır kapısını açtığımızda.
Son 1,5 dakikada maalesef özellikle siz 10 yıla yakın ve 10 yıl süredir bakansınız. Çok tecrübeli görev arkadaşlarınız var, yardımcı arkadaşlarınız da var. Ancak Sayın İçişleri Bakanı'nın yaptığı ve de görevini tam yapmadığından dolayı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta FATF yani FATF Mali Eylem Görev Gücü'nün 23 ülkeye aldığı, gri listeye aldığı ülkelerin arasında maalesef ülkemizde Türkiye'de var. Ben kendi adımıza, tüm meclis adına bunun utancı içerisinde olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü ülke dışındaki Türkiye için edilen her negatif söz hepimizi ilgilendiriyor. Bu milliyetçilik konusunda da yani hiç kimse de bizim elimize su dökemez. Özellikle burada yani ciddi anlamda üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Peki bunun sebebi ne? Sayın İçişleri Bakanı Soylu, örnek veriyorum. Son varış noktası Mersin Limanı olan 5000 kilogram kokainin alıcısı kim olduğunu açıklasa, Erzurum'da yakalanan 840 kilogram eroinin sahibinin kim olduğunu açıklasa, bunun yanında Kocaeli'de yakalanan 500 kilogram kokainin kim olduğunu açıklasa, aynı şekilde ismini söylemeyip de sadece milletvekili olduğunu söyleyip ayda 10 bin dolar rüşvet alan milletvekilinin ismini açıklasa ve de buna benzer ülkeye maalesef giren kara para girişini engellese, işte ülkemiz bu gri listede olmayacak. Yani ismini bile duymadığımız bu ülkelerin arasında Türkiye'nin olmasından dolayı ben tüm meclis adına utanç duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi AK Parti. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, AKP iktidarları döneminde en çok hasar gören alanlardan birisi dış politika olmuştur. Bugün izlenen dış politika, Dışişleri Bakanlığı'nın dış politikası değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonucu olan tek adam diplomasisidir. Bu durumun AKP iktidarı devam ederken aşılabilmesi mümkün görünmemektedir. Zira bu diplomasiyi planlayacak ve uygulayacak olan makamlardaki kişilerin siyasi ve ekonomik çıkarları ülke menfaatlerinin önüne geçmiş bulunmaktadır. Sayın Bakan, uluslararası sistemde ülkemizin itibarını dışişleri temsil etmektedir. Soruyorum, neredeyse bütün komşularıyla problemli, 7 kıtadan kendine düşman üreten, komşularının toprak bütünlüğüne saygı duymayan, ideolojik takıntılara hapsolmuş, sağduyudan uzak, dengeli bir dış politika izlemeyen, en önemlisi iç ve dış politikamızın mihenk taşı olan yurtta barış, dünyada barış söylemiyle hesaplaşmaya yeltenen, proaktif dış politika söylemleriyle ülkemizi macera perest bir anlayışla ve vekalet savaşlarının baş aktörü haline getiren bir dış politikanın nasıl bir itibar üretmesi beklenebilir? Kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekirken ülkemizi ve kahraman askerlerimizi IŞİD gibi unsurlarla, hele Kuvayi Milliye'ye benzeterek yan yana getirilmiş bir anlayışın bize getirdiği noktanın bu olduğunu hepimizin görmesi gerekiyor. Değerli milletvekilleri, ne yazık ki uluslararası belgelerde ülkenin kara para ticaretiyle anılması, ülkenin büyük şehirlerin mafya liderlerinin hesaplaşmasına sahne olması itibarımıza yara veriyor. Türkiye 10 milyona yakın uyuşturucu bağımlısı sayısı ile Avrupa ve dünyada nüfusa göre en fazla uyuşturucu kullanan ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı oranı düşerken Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı yıllara göre artış göstermektedir. Türkiye'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerin en yüksek görüldüğü yıl 2017 olmuştur. 941 kişinin hayatını kaybettiği 2017'de kişilerde metamfetamin görülme oranı %0.8 iken 270 ölümün meydana geldiği 2021 yılında bu oran %6.3'e yükselmiştir. 4 yıllık artış %400'ü bulmaktadır. Metamfetamin kaynaklı ölümler 2017 yılında 3 iken 2021 yılında 38'e çıkmıştır. Sadece metamfetamin değil, diğer uyuşturucu maddeler konusunda da Türkiye maalesef son yıllarda tüm dünyada bilinen ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına uyuşturucu geçişinde Türkiye'nin etkin rol aldığı belirtilmektedir. Kolombiya polisi 9 Haziran 2020 tarihinde yaptığı bir baskında 9.900 kilogram kokain ele geçirdiği, Kolombiya Savunma Bakanlığı'nın değeri 265 milyon dolar olan
kokain varış yerinin Türkiye olduğunu açıkladı. Panama'nın Balboa Limanı'nda 6 Mayıs 2021'de muz taşıyan kasaların içine gizlenmiş 616 paket uyuşturucu ele geçirildiği, Panamalı yetkililerin açıklamasına göre uyuşturucu yüklü konteynerin Ekvador'un Bolivar Limanı'nda yola çıktığı, son varış noktasının Mersin Limanı olduğu unutulmamalıdır. Uluslararası kuruluş olan Organize Suça Karşı Küresel İnisiyatif, 2021'de yayımladığı Avrupa Kokain Hattı raporunda Latin Amerika ve Afrika'dan gelen kokainin uyuşturucu uçakları yoluyla İstanbul'a, Latin Amerika'dan gelen kokainin kargo gemileri yoluyla Kocaeli, İzmir ve Mersin'e geldiği belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 2021 Dünya Uyuşturucu Raporu verilerine göre de Türkiye en fazla kokainin yakalandığı ülke olarak birinci sıradayken en çok eroinin ele geçirildiği 3 ülkeden biri konumunda yer almaktadır. Sayın Bakan, bunları görmüyor musunuz? Bunun ülkemiz itibarına zarar verdiğini görmemek büyük bir zafiyettir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin dünyada arabuluculuk yaptığı iddia ediliyor. Türkiye'de %50 seçmenin oy verdiği partililere zillet diyen, hakaret etmekten çekinmeyen, gündelik siyasi kazanç uğruna toplumu bölmeyi amaçlayan, her türlü söylemden geri durmayan bir tek adam rejimi dünyada sorun yaşayan ülkeler arasında arabuluculuk yapabilir mi? Kendimize kendi propagandamızı yapmamızın bizi bir yere götürmediğini hala anlamadık. Tarımın doğduğu toprakların neden tahıl koridorundan gelerek gelecek ürünlere muhtaç bırakıldığı sorusunu sormamız gerekmiyor mu? Eğer sormazsak limanlara ayçiçek yağı gelince bunun propagandasını yapan iktidarın bu ülkedeki yağ üretimini tasfiye eden iktidar olduğu noktasını kaçırırız. Değerli milletvekilleri, günlük inişlerle, çıkışlarla, efelenmelerle, tehditlerle, sonu hiçbir yere varmayan boş hamasetlerle ilişkilerimiz zayıflar ve çeşitli güçler arasında savruluruz. Sadece sansür yasası çıkmadan önce ABD Büyükelçisi'nden yasa için icazet almış olmak bile bir savrulma değil midir? Kaşıkçı dosyasını kim bilir kaç dolar uğruna katiline teslim etmek bir savrulma değil midir? Günübirlik bir dış politika ülkemizi büyük risklere açık hale getirmiştir. Sayın Bakan, iş dünyasından öğrencilere kadar çok sayıda vatandaşımız mağdur edilmektedir. Vatandaşlarımızın başvuruları değişik bahanelerle reddediliyor ya da süresinde yanıtlanmıyor. Türk öğrencilerinin vize süreci sıkıntılı bir sürece dönüştü. Vize sorunu çıkaran öyle Amerika ya da İngiltere gibi ülkelerde değil, Polonya gibi, İrlanda gibi ülkelerden söz ediyorum. İktidar lafa geldi mi dış politikada, diplomaside şöyle başarılı, böyle başarılıyız hamasetlerini dinliyoruz. Ama gerçekte maalesef vatandaşlarımız neredeyse karaborsacılardan medet umacak duruma geldiler. Vatandaşlarımızın vize başvurularına yönelik böyle bir tutum kabul edilemez. Bu konuda bazı sorular sormak istiyorum. Bir, ülkemiz vatandaşlarının son 10 yılda batılı ülkeleri yaptığı Schengen vize başvurusu sayısı türleri itibariyle kaçtır? İki, Türk vatandaşlarının son 10 yılda batı ülkelerinin yaptıkları Schengen vize başvurularının red oranı ve reddedilen vizelerin türleri nedir? Üç, vize başvurularının reddedilme gerekçeleri nedir? Dört, ülkemiz vatandaşlarının batılı ülkeler dışında diğer ülkelere yaptıkları vize başvurularında son 10 yıl itibariyle red oranları nedir? Bu vize başvurularının reddedilme gerekçeleri nedir? 5. Ülkemizde vizesiz kimlik kartı ile ya da süresi geçmiş pasaportla giriş yapabilen ülkeler hangileridir? Bu ülke vatandaşları Türkiye'de ne kadar kalabilmektedirler? 6. Türk vatandaşlarının vizesiz kimlik kartı ile ya da süresi geçmiş pasaportla giriş yapabildiği ülkeler hangileridir? 7. Hükümetimizin son yıllarda giderek artan Schengen vize başvurularının reddedilmesine karşı Avrupa Birliği ve batılı ülke makamları ile yaptığı görüşmeler ve sonuçları nelerdir? 8. Ülkemiz vatandaşlarının 2016 yılında AB ile imzalanan 18 Mart mutabakatı kapsamında AB ülkelerine vizesiz geçişine dair süreç ne durumdadır? Bu sürecin yeniden başlamasına yönelik yapılan görüşmeler, çalışmalar var mıdır? Değerli milletvekilleri, bitirirken
Tek adam rejimi, tek adama dayanan mevzuatı ve kurumsuzlaşmayı dayatan düzenlemeleriyle ülkemizin dış politikadaki kırılganlığını her geçen gün artırmaktadır. Türkiye'nin dış politikası, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gerçeklerine, tarihsel birikimine, Cumhuriyet'in ilkelerine ve ortaya çıkan yeni tehditlerle mücadelenin gereklerine uygun olarak ülkemizin kapasitesiyle uyumlu bir biçimde yeniden yapılandırılmalıdır. Bunun için öncelikle Dışişleri Bakanlığı sadakati değil, liyakati esas alan personelden oluşmalı ve diplomasi mesleğiyle ilgili olmayan kişilerin büyükelçi olarak atanmalarına son verilmelidir. Dış politikamızın laiklik ve evrensel değerler ekseninde nitelikli istişareye önem veren bir anlayışla uzun erimli planlama kabiliyetine sahip olması için yurtta barış, dünyada barış şiarının politika yapım süreçlerine yeniden egemen olması bir zorunluluktur. AKP'nin 20 yıllık iktidar döneminde başarısız olduğu alanların başında dış politika gelmektedir. 2002 yılında iktidara gelen AKP, dış politikanın her alanında geleceğimiz için büyük bir tehlike arz eden bir enkaz yaratmıştır. Türkiye, iktidarın politikalarıyla bölgesinde ve dünyada giderek yalnızlaşan bir ülke konumuna gelmiştir. Söz konusu yanlış politikalar ülkemizin güvenliğini de aynı ölçüde tehlikeye atmaktadır. Bu konuda bu uyarıyı yapmak görevimiz. Teşekkür ediyorum. Bütçeniz hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Ekibinizle beraber hoş geldiniz. Ben işte Doğu Akdeniz'deki yalnızlığımız, Ege Adaları konusundaki politikalarımızın yanlışlığı vesaire falan gibi birçok konuda sizi eleştirmem mümkün iken zamanımı doğru kullanarak başka bir yerden konuşmak istiyorum. Birincisi demokrasi karşılıklı alışveriş kültürü. Bir diyalog kültürü. Sizi övenleri burada karşınıza alıp bu toplantıyı tamamlayabilirsiniz. Ama muhalefet milletvekillerinin yanlış gördüğü yerdeki eleştirilere eğer 5. kol faaliyeti derse arkadaşlarımız, bu ağır hakaretin karşılığı Türkiye'nin yalnızlaştırılması, yoksullaştırılması ve yoksun kılınmasıdır eğer varsa bir 5. kol faaliyeti. Budur 5. kol. Çünkü 5. kol kötü niyetle birine zarar verme niyetidir. Buradaki eleştiriler iyi niyetlidir. Diplomasinin de içinde olduğu diyalog kültürüne uygun olarak demokratik bir ortamda derdimizi anlatma isteğidir. Eğer bu şekilde eleştirilirse karşılığında benim söyleyeceğim, Türkiye'yi bu kadar yalnızlaştıran, yoksullaştıran ve yoksunlaştıran yapı neyse 5. kol odur demek durumunda kalırım. Ve bu da aynı zamanda bir meşru müdafaa ifadesi olarak kayıtlara geçer. Sayın Bakanım, Türkiye onurlu bir ülke. Eminim ki siz de bu onurlu ülkenin bakanı olarak yurt dışı ilişkilerinizde çok başınız dik, gerçekten o onura uygun ilişkilerle karşı karşıya kalmak istersiniz. Ama merak ediyorum, bu kadar hukuksuzluğun olduğu bir ülkeyi örnek vereyim mesela. Mesela AİHM kararlarının uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, Venedik Komisyonu tavsiyelerinin uygulanmadığı, Avrupa Konseyi'nin göz ardı edildiği ve yakın tarihte sansür yasasıyla donatılmış, ondan önce mali eylem gücünün altında kurucu imzamız olan bir uluslararası örgütün bize önerdiği kurallar yerine sivil toplumu yok edecek kurallarla donatılmış bir kanunun yapıldığı ve uygulandığı, adalet mekanizmasına güvenin sıfıra düştüğü, aslında adı ayaklı giyotin olabilen bir hakimin bile bakan yardımcısı yapıldığı, bir gün Yargıtay üyeliği yapmayan bir şahsın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiği, İstanbul Sözleşmesi'nde dünyada örneği görülmemiş bir yöntemle çekilindiği, mesela İBB Başkanı'nın yargılandığı davayla alakalı yakın tarihte o mahkeme hakiminin ben aslında pazarlık yaptım, şöyle böyle 2 yıl ertelenebilecek bir ceza verecektim ama siyasi hayatı sona ersin diye benim tayinimi çıkardılar üstelik uygun olmayan bir süre İstanbul'da kalmama rağmen dediği ve yerine getirilen hakimin şu anda zan altında olduğu, tarafsızlığının tümüyle zedeli olduğu, asla verebilecek olduğu kararın meşru o kabul edilemeyeceği, kamu vicdanında karşılık bulmayacağı bir yargı düzeninin olduğu ülkede, iş cinayetlerinin had safhada olduğu, son bir yılda emeğiyle geçinenlerin milli gelirde %8 payının alınarak
küçük bir azınlığa transferin yapıldığı, sadece özel sektörün son bir yılda dış borcunun 286.6 milyar dolara ulaştığı, Türkiye'ye son bir yılda 7-8 ayda giren yatırımcı sermayenin 4 katı kadar kaynağı belli olmayan paranın girdiği, kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nden atılmayla karşı karşıya olduğumuz, Türkiye'nin, Sırbistan'ın, Ermenistan'ın içinde bulunduğu ülkelerde çocuklarla alakalı yoksulluğun endişe verici düzeyde olduğunun Avrupa Konseyi tarafından açıklandığı, CDS notumuzun neredeyse 800'ü bulduğu, dış borçlanma yapamaz, itibarsız bir ülke haline geldiğimiz ve bunun gibi birçok konuyu sayabileceğimiz bir ortamda sizin bize burada anlatacağınız ne var Sayın Bakan? Siz bu tablonun içerisinde mevkidaşlarınızla karşı karşıya geldiğinizde size hukuku, demokrasiyi, insan haklarını, yoksulluğu, yoksunluğu hatırlattıklarında az önce söylemiş olduğum pozisyonun neresinde kendinizi değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Durum diye başta söyleyeyim. Aranızda siyah giyinmiş yönetici yok tabii. Ama bakanlık, merkez ve yurt dışı teşkilatlardaki sözleşmeli personeliniz haftalardır size mesaj vermek için siyah giyiyor. Yurt dışı ziyaretlerimizden bizler de onların mesai kavramı olmadan çalıştıklarının şahidiyiz. Mali ve özlük haklarındaki sıkıntıların bir an önce çözülmesini sizden istirham ediyorum. Sunumunuza gelince burada dinlemeye başlamıştım. Tam siz Türkiye yüzyılı derken şuradan 100 metre ileride binlerce Alevi vatandaşımız polis müdahalesine uğradı. Anayasal haklarını kullanarak basın açıklaması yapacaklardı. Milletin meclisi onlara zehir edildi. Yani sizin içeride insani değil ki politikanız dışarıda olabilsin. Öyle bir sunum yaptınız ki insan bazen düşünüyor, gerçekten Türkiye'den bahsediyor. Yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman haline gelen Türkiye diyorsunuz. Hangi yatırımcı, hangi güvenden bahsediyorsunuz? Ama niyetiniz şu ise o başka. Yabancı yatırımcı dediğiniz Putin'in gizli ortakları ise, evet, oligarklar iktidarınızı güvenli liman görüyor ki yatlarını buraya demirliyorlar, şirketlerini buradan yönetiyorlar. Kara paracılar, uyuşturucu baronları ise kastınız, maalesef haklısınız, iktidarınız da onlar için güvenli bir liman oldu ülkemiz. Normalleşmeden bahsediyorsunuz. İyi, güzel, düzelsin ilişkilerimiz. Ama sorgulamayacak mıyız boz yaptığınızın bedeli ne oldu diye? Mesela Suudi Arabistan, İstanbul'un ortasında gazeteci katledenlerden hesap sordunuz mu? Sormadıysanız hangi yüzle normalleşiyoruz? İsrail mesela, koyduğunuz koşulları yerine getirdi mi? Gazze'ye ambargoyu kaldırdı mı? Yoksa siz Hamas'a destek politikasını terk ederek mi normalleşebildiniz? Mısır, ne oldu? Darbeci Sisi gitti mi? Müslüman kardeşler geldi mi? Bakın, biz normalleştik diye ne İsrail, ne Mısır, ne de Arap ülkeleri Rumlarla, Yunanlarla kurdukları ilişkiyi bitirmiyor, bitirmeyecek. Türkiye karşı bu ittifaklarda sizin hiç sorumluluğunuz yok mu diyeceğiz şimdi? Suriye'de ilkeli tavrımızı koruyoruz diyorsunuz. Hangi ilkeli tavır? Ülkenin birlik ve toprak bütünlüğünü, ÖSO'yu besleyerek mi sağlayacaksınız? İhvancı politikalarınızın büyük öngörüsüzlüğü sonucu 5 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye aldınız, şimdi onda biri döndü diye sevinmemizi mi bekliyorsunuz? Sayın Bakan, çok şaşırdım. Burada zaman bizi haklı çıkardı diyorsunuz, Taliban'a kırmızı halı sermekle övünüyorsunuz. Çok yazık. Siz halıyı serdiğiniz günden bu yana Afganistan'da kaç kız eğitim hayatından koparıldı? Kaç Afganlı ülke dışına kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti, haberiniz var mı? Ege ve Akdeniz'de ülkemizin KKTC'nin çıkarlarını korumaktan bahsediyorsunuz. KKTC'nin lehine hangi adımı kime attırabildiniz? Kardeşiniz Katar'a mesela, her gün görüştüğünüz Rusya'ya mesela. Dibimize Amerikan tankları donanması geldi, adaları silahlandırdılar. Siz çıkmış Birleşmiş Milletler'e gönderdiğiniz iki mektup Yunanistan'ın dengesini bozdu diyorsunuz. Bu mudur yani? Bakın, NATO harekatında Yunanistan Türk jetlerine kilitlendi. Dün NATO Genel Sekreteri ile poz verdiniz. Ağzından Yunanistan aleyhine tek kelime alabildiniz mi? NATO'dan kınama çıktı mı? Sunumunuz kendi içinde çelişkiler taşıyor. İlk cümlede diyorsunuz ki AB ile ilişkiyi olumlu gündeme taşıdık. Paragrafın sonunda diyorsunuz ki Rum-Yunan taleplerine teslim olan AB. Hangisi doğru? Ayrıca hangi olumlu gündem? Artık AB belgelerinde Türkiye'nin adaylığından bahis bile edilmiyor. Vatandaşlarımız Avrupa ülkelerinin kapısında vize kuyruğunda bekletiliyor. Son yılların en kötü ilerleme raporu yine sizin bakanlığınız döneminde çıktı. Neymiş? Zor günler geçiren AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı varmış. Niye zor günler geçiriyor hiç düşündünüz mü?
Rusya'ya bağlılığını sıfırlamak için. Ama sizin böyle bir derdiniz yok. %60 bağımlılığı nasıl %80, nasıl %90'a çıkarırız derdindesiniz. Nükleer santraller üzerinde en ufak kontrolümüz yokken ikinciyi, üçüncüyü planlıyorsunuz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında yaşanan istikrarsızlık ve çatışma ortamında Türkiye'nin attığı adımları saydınız. Esir takası, tahıl koridoru, ateşkes ve barış için çabalar her biri önemlidir, değerlidir, emek ürünüdür. Kutluyoruz. Tabii ki doğruyu kayda geçirirken eksik, hatalı gördüğüm hususlara da dikkatinizi çekmek isterim. Putin ile görüşebiliyor olmak önemli bir avantaj. Ama o görüşmelerde ulusal çıkarlarımız açısından ne elde ettiniz? Bunun hesabını vermeniz lazım. Mesela Şubat 2020'de şehit olan 34 askerimizle ilgili Rusya'dan yazılı resmi bir özür, bir yanıt alabildiniz mi? Moskova'daki PYD-YPG ofisini kaldırtabildiniz mi? Evet, tarihi bir fırsat var kapımızda. Avrupa, Rusya'ya gaz ve petrolde bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyor. Bölgesel enerji merkezi olmak için bir fırsat. Ama yapmamız gereken Rusya'nın gaz bayiliği değil Sayın Bakan. Azerbaycan, Türkmenistan, Mısır, İsrail, Irak, aslında bunların tümünün gazını toplayacağımız bir hap oluşturmaktır yapmamız gereken. Doğal gaz borçlarımızın ötelenmesi için Putin ile pazarlıktasınız. Peki ama bizim... Toparlıyorum sen. Tabii. Peki ama bizim bilmek hakkımız değil mi? Hangi koşullarda erteleniyor? Yani Rusya'ya yakınlık, Putin'le sık görüşmek ne kadar bizim çıkarımıza? Yoksa Putin'in sözcüsü olma gibi bir olumsuz algı riskiyle karşı karşıyayız. Eskişehir'de girişimcilerimizin kazancını arttırdık diyorsunuz. Ya kaybettirdikleriniz? Sizin hatalı dış politika tercihleriniz evet. Nedeniyle havacılık sektörü sadece Eskişehir'de milyarlarca dolarlık iş kaybetti. Bundan haberiniz yoktur. Son cümlemi tamamlıyorum efendim. Montreux Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladık diye övünüyorsunuz. İyi ama gerekirse değiştiririz diyen ve bu ülkenin vatansever subayları aman Montreux'u koruyun dediklerinde yargılayan siz değil misiniz? Konuşmanızda da bazı doğrular da var. Evet, 20 yıllık... Süreyi bayağı açtınız. Son bunu bitireyim efendim. Son kelimeleri alayım. Sayın Bakan, dış politikadaki en önemli sıkıntı olan güven meselesini çözmedikçe dış politikada arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamayız. Bunu siz yapamazsınız. Çünkü demokrasiden, hukuk devletinden, şeffaflıktan, hesap verebilirlikten uzak bir tek adam iktidarısınız. Türkiye'yi demokrasi ve hukuk devleti yoluna sokacak bir iktidar geldiğinde ancak böyle bir iktidarda Batı kurumlarıyla da, komşularla da, tüm dünyayla da ilişkilerimiz düzelecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Çakır Özel. Karşılıklı çıkarları korumaya dönük güçlü ilişkiler dış politikanın olması olmazı içinde bulunmalı diye düşünüyorum. Ülke zırhlı araçlarla yabancı ülkelere gidip bir koruma ordusuyla ve heyette ne kadar çok kalabalık olmasıyla itibar kazanmıyor ne yazık ki. Dış politikayı da Ukrayna-Rusya ilişkilerine indirgemeyi de çok doğru bulmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. İtibar, saygınlık, liyakatlı kadrolarla olur muhakkak. Bugüne kadar küçümsenen dışişleri bürokratları, özellikle diplomatların monşer olarak ne yazık ki itibarsızlaştırıldığı bir ortamda komşularla sıfır problem diyerek geldiniz. Ama şu anda tüm komşularımızla sorun yaşıyoruz. Baktığımızda yetişmiş ve liyakatlı kadrolar ne yazık ki atanmıyor. Siyasi atamalar dış işlerinde ayyuka çıkmış durumda. Yetişmiş 80 ila 100 kadar büyükelçinin evde oturuyor olduğuna dair iddialar var. Yine rüşvet aldığı iddia edilen kişilerin büyükelçi olarak atanması bu ülkenin itibarını sarsan önemli unsurlardan birisi bence Sayın Bakan. Hani bunu nasıl içinize sindiriyorsunuz? Doğrusu bunu da merak ediyorum. Türkiye'nin dünyadaki konum ve prestijini sağlamlaştırmak üzere yakın coğrafyamızdaki komşularla iyi ilişkiler iç politikamızı da güçlendirecektir elbette. Komşuların birbiriyle olan sorunlarında tarafsız veya yapıcı olmak, iç politikalarına karışmama, iş sorunlarını kendilerinin çözmesi yolunda politikalar üretmek bizim şiarımız olmalı. Komşularımız Mısır, Libya, Suriye ile yaşadığımız sorunlar Türkiye'nin aleyhine gelişen durumları ortaya koydu. Şu anda ticari ilişkilerin bozulduğu, yatırımların daraldığı, sosyal ve siyasal alanda sorunların ve göç krizinin yaşatıldığı bir süreç yaşanıyor ne yazık ki. Sığınmacılar kendi bölgem Adana, Hatay bölgesi
inanılmaz yoğunlukta bir sığınmacı problemiyle karşı karşıya. Çünkü bunlar entegre edilmeden, direkt herhangi bir altyapı oluşturulmadan direkt kamplara getirildi ve Adana'nın her tarafına ne yazık ki yerleştiler ve çok büyük sorunlar yaratılıyor. Buna ilişkin somut olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne tür bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyoruz. Diplomatik dilden uzaklaştıkça Türkiye algısı olumsuzlaşıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Pasaportlarda bir çipin bulunmaması, pasaport işlemleri konusunda bize gelen şikayetler, pasaport işlemlerinin uzadığı ve çip olmaması nedeniyle ulaşmaması, yine Avrupa ülkelerindeki vize konusunda zorluk çıkarılması gibi bir dizi itibar kaybıyla karşı karşıyayız ne yazık ki. Yine Akkuyu nükleer santrali bana göre Rusya'nın sıcak denizlere ulaşma hayali ve liman hayalinin önemli bir hayata geçme unsurudur. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz merak ediyorum dış politikada. Yani sıcak denizlere savaşla ulaşmayan Rusya Akkuyu nükleer santrali ile Akdeniz'e ulaşmış vaziyette. Dolayısıyla son söz olarak şunları söylemek istiyorum. Parlamenter demokratik sistem kurgulanmadıkça, hukukun üstünlüğü sağlanmadıkça, demokratik olmayan bir ülkede temel hak ve özgürlüklerin sağlanmadığı, insan haklarının ön planda tutulmadığı, kuvvetler ayrılığının sağlanmadığı bir ülkede dış politikada da ülkemizin saygınlığından söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla bunu yeniden kurgulayıp ülkeyi saygın, prestijli ve güven duyulan bir ülke haline getireceğiz elbette. Teşekkür ediyorum. Evet, iyi günler diliyorum. Şimdi ise AKP'de vekil olamadığında sana bir büyükelçilik veriliyor. Basına düşen haberlere bakılırsa gittikleri yerleri beğenmeyenler de varmış. En zorlu, en çok bilgi gerektiren görevlerden olan büyükelçiliği Beşik Ulema'lığa çevirdiniz. Öyle olunca çevir kazı yanmasın, çevir de çevir. AKP dış politikası olmuş durumda. Dün kara dediğiniz ama bugün ak demediğiniz hiçbir konu yok. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya, hangi konuya girsek kıvırma politikası. Şimdi Esad mı, Esed mi? Hangisini söyleyelim? Türkiye'de neresi içerisi, neresi dışarısı artık bilinmez oldu. 72 milleti mülteci politikanızla ülkemize doldurdunuz. Daha doğrusu politikasızlığınızla. Gidin Edirne'nin Meriç boylarındaki sınır köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın durumuna bakın. Ben Edirne milletvekili olarak buradan söylüyorum. Evlerine girerken tedirginler. Tarlalarına girerken, giderken tedirginler. Nereden, hangi milletten kimin çıkacağı belli değil. Evlerden, iş yerlerinden çalınan yiyecek, giyecekler sizin beceriksizliğinizi, bedelini benim Meriç kıyısında yaşayan yurttaşlarım ödüyor. Sınır köylerinde tarlaya gitmeye kalksanız bir sürü belge istiyor sizden ama bir de bakıyorsunuz bin bir güçlükle ektiğiniz tarlalarınızda nereli olduğunu bilmediğiniz insanlar belgesiz bir şekilde cirit atıyorlar. Emeğinizi kırıp geçiyor dışarısı, içeri taşındıkça içeride olanları da dışarıdan duymaya başladık. Şu sıralar kapalı da olsa yolsuzluk, uyuşturucu haberleri Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor. Bilmek istiyoruz. Acaba Birleşik Arap Emirlikleri neler verilerek yolsuzluk, uyuşturucu işleri için duyulan sesler kısıldı. Bir de Ege'deki adalar meselesi var. Düzenli olarak Ege'deki bütün adaların Yunanistan tarafından işgal edilmesine, silahlandırılmasına seyirci kaldınız. Şimdi sözde bağırıp duruyorsunuz. Kim ciddiye alır sizi, bağırmalarınızı? Siz kendinizi çoktan ciddiye alınmayanlar sınıfına kendiniz zaten sokmuşsunuz. Ege adalarını sizin dış politikalarınız işgal ettirdi. Yunanistan Başbakanı sizin genel başkanınız gibi partisinin ilçe kongresinde nutuk atarak dış politika yapmıyor ki. Ondan sonra siz bağırmaya devam eder, yandaş kanallarınızdan bağırtılarınız yükselirken başka ülkeler işlerini görür dururlar. Bu adalar işgal edilirken neredeydiniz? Dede Ağaç silah deposu olurken ne yapıyordunuz? Şu anda dış işlerindeki beceriksiz kadro belki binlerce yıllık geleneği olan Türk Hareyecisi'nin yüz karasıdır. Hiçbir karar alma yetkisi yoktur.
genel başkanınız bir ilçe kongresinde prompter olmadan bir şey söyler, bunun hiçbir karşılığı yoktur. Ama siz sıraya girer, can siperane şekilde savunursunuz. Bu arada çok bağırdığınız Raip Branson şimdi nerede? Haberiniz var mı? Sizin gücünüz masum insanlarımızı Gezi'de olduğu gibi suçsuz yere içeri atmaya yeter. Sizi dünyada ciddiye alan yok. Belki Putin seviyordur sizi. Nasıl olsa kapısında istediği kadar bekletebiliyor. Sonuçta Türk dışişleri en karanlık çağını yaşıyor. Ben sizi dinledim İbrahim Bey. Ulufe dağıtma yerine döndürdüğünüz Dışişleri Bakanlığı'nı. Konuşmamın başında çevir kazı yanmasın, çevir de çevir diyerek başlamıştım. Aslında bu iki yıl önce 6 Kasım'da kaybettiğimiz değerli bestecimiz Timur Selçuk'un şarkı sözleri Çiğdem Tolio'ya ait. Adı da Dönek Türküsü. Bu şarkıyı en iyi Lefkoşa'ya atadığınız büyükelçi bilir. O zaman sözlerini buradan alıntıyla bitireyim. Herkesi uyutalım, yazar olalım, vatan millet üstüne nutuk atalım, bir parti kuralım da üye olalım, hiçbir şey olmasak da bakan olalım. Evet. Teşekkür ederim.